Dede, dede çabuk gel. Allah'ım ne ay güzel bir haber. Ne oldu? Dede gel. Dede ölmedi ya. Dede bak, Alman Müslümanları ilahi okuyup gramofon tekerler olurmuşlar ve bana hediye olarak göndermişler. Alman Müslümanları mı? Evet dede, Alman Müslümanları. En sonunda onlar hakikati görüp Allah'ın hamd etmeye başladılar. İlahiler terennüm edip abdest alıyorlar. Ay çok ilginç. Dinleyelim o zaman. Tamam dede. Gramofon tekerindeki şarkı terennüm eden cinler çıkıp seni çarparlar diye de sakın korkma ha. Hayır ne cini? Tekerdeki cinler işte. Bu tekerden sesler kendi kendine mi çıkıyor sanıyorsun sen ilahi? Hayır ses titreşimleriyle bu tekerlerin üzerine girinti çıkıntılar oluşturulur. Sonra da kuş işler tersinden tahakkuk ederek tensiyonu diyafram neticesinde ses tuzluğur eder. Tabii ki öyle Rade, tabii ki öyle. Hem kadın hem de zenci aklına neler de söylüyorsun, neler biliyorsun sen. Bu gramofonu İngiliz Kraliçesi Victoria Hanım hediye etti. Şu pencerenin yanındaki diğer gramofonu da Rus çarı Alexander hem de 3. Alexander hediye etti. O gramofondan pencerenin altındaki prize de kabloyu monte edelim ki gramofon tekerinin içindeki cünler sıcaktan diye bunalıp ölmesinler. Ayol o kablo nereye gidiyor? Gel de kendi gözlerinle gördüler. Adeta tüm küffarı bize hizmet etmek için kafamıza kel olmuş avvalı. Ayol kablo doğrudan Rus seferin Nelidov funyatına gidiyor. Evet dedi. Rus çarı Alexander hem de 3. Alexander'ı Moskova'daki nefesleyen güçlü papazları bu tekneyle buraya gönderdi. Kablonun ucundaki icada en kuvvetli büyülerini yapıp gramofonlar veriyorlar ve cinleri serinletiyorlar. Cinler de şarkı söylemeye devam ederek bana hizmet ediyorlar dadı. Hayır dinliyor adamlar bizi, dinliyor. Evet dinliyorlar dadı, dinliyorlar. İşleri güçleri yok, tavşanlar gibi kulaklarını böyle pıdinke diye dikmişler. Ve bizi dinliyorlar hem kadın hem de zenci yıklığına saf saf mel mel konuşuyor ilahi. Vallahi hayat sana güzel dadı. Hiç mutsuz olmazsın sen böyle. Neyse ben gideyim de çorba pişireyim. Ne? Ben dedeyim de torba düşüreyim. Hayır sen de kimsin? Hadi şahip edilin bakalım ne nasıl? Badici Efe'nin mabadına nasır mı gelir? Mehmetçiler! İmdat! Mehmetçiler! Tut mu? Mehmetçiler! Sarayı daha iyi tutma! Mehmetçiler! Sakin ol ya! Sakin ol sana canım, korkma ya! Nasıl sakin olayım? Bu herif de kim? Bu şahıs İsmail Dümbüllü Paşa'dır. Kendisi bundan sonra benim gölge hariciye nazırımdır. Nazır mı? Hariciye nazırı mı? Evet sarı, hariciye nazırı. Hayır padişahım edilmiş bu adamı nereden buldunuz da nazır ettiniz? Cennet'e mi gittin? Allah'ım hariciye nazırı filan dinlemem sorayım bu senin kısmağını keser. Eyvah! Hemen şurada için saksısına sakladayım bari. İlahi dadı. 3 gün evvel yine tebdili kıyafetle halkına rastla karışmıştım. Bu sefer de seyyaren ticaret yapan Arnavut leflefici esnaflığına girmiştim. Kimse kuşkulanmasın diye de lefleflerin yanı sıra 2 oktada pırasayı belime sarmış. Leflepibre, leflepibre diye bağırıyor. Çaktırmadan çevreye usul usul göz sürüyordum. Ne kadar da ilginç. Sonra bana garip ve tuhaf bir çocuğun baktığını gördüm. Yavrucuğum dedim, laf lafı ister misin dememle beraber bana öyle bir laf soktu ki nasıl cevap verebileceğimi bilemedim. Ne laf söylemeye kalksam bana anından tak dadanak laf sakıyor ve beni ortada bir çare bırakıyordu. Allah Allah. Çevre esnaf da çevremizi sarıp kahkahalar atarak bizi seyretmeye başladılar. Tam keşke benim de böyle hazır cevap bir hariciye nazırım olaydı da cihane daha ishal bir şekilde hükmedebileydim diye iç geçirip üzümleniyordum ki bu çocuk kimdir, kimin fesheder diye gayri ihtiyari haykırdım. Esnaf da bu İsmail Dümbüllü'dür, dedesinin yanında kalır. Aynı dedesinin kopyasıdır, onun da adı İsmail Dümbüllü'dür, bunların sülalesindeki erkekler hep böyledir. Hepsi birbirlerinin kopyasıdır, hepsinin de adı İsmail Dümbüllü'dür dediler. Ben de bunun üzerine can kıraç koşarak küçük İsmail Dümbüllü'nün dedesi İsmail Dümbüllü'yü buldum. Hakikaten aynı birbirlerinin kopyalarıydılar ve aynı hazır cevaplık her birinde de aynı ile vakiydi. Allah Allah, Ben de işte İsmail Dümbüllü'yü hariciye nazırı yaptım. Artık ben de çorba pişirmeye gidelim. Ne? Çorba şişirmeye mi gidiyorsun? Ay öyle şaşmalıyorsun sen. Dalı gördün mü? Dümbüllü İsmail Paşa ne kadar da kabiliyetli. Anında ortalığı karıştırıyor. Kim kimle karıştırıyor? Hayır, şaşmalıyor bu, şaşmalıyor. Bunları hem kadın hem de zenci. Bana bak kardeş efendi, ben Oxford'dan mezun oldum. Roma Üniversitesi'nde de doktora mı yaptım? 8 yabancı lisanı C2 düzeyinde bilirim. Hepsi vesikalı. Ayrıca ben Dikka boyundadım. Dikkalar dünyanın en uzun boynu ve atletik insanlarıdır. Sen siyah değilsin de ne oldu? Balin porsukları gibi vurdun, kolda patlayıp ketleri gibi boyunda. Beni yanlış anladın dadı. Dinimizde ırkçılık haramdır. Peygamber Efendimiz başınıza kafa çukuru üzüm tanesi gibi zencidir. Kale bile gönderilse ona itaat ediniz buyuruyoruz. Nerede böyle ileri bir adalet, böyle ileri bir musavat idraki? Köleye bile itaat et diyor. Hem de zencidir köleye, zenci dadı. Zenciye bile. Naci? Ah Dümbüllü Paşa, seni unutmuşum. Çabuk saksıdan çık, yeni İngiliz sefirini karşılamak üzere sarayın kapısına gir. İngiliz sefiri bugün bana ihtimat mektubunu arz etmeye gelecekti. Ne? Taksimet şurubu dans etmeye mi gidecekti? Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım. Sürahi ne giyeceğiydi mi taşırmış? Ne? Ya yeter! Çabuk kapıya git, sefiri karşıya. Vallahi seni burada yatırır, mutfağını keserim. Eyvah! Hemen gideyim de sefiri taşırır. Dalıdır, sen nereye gidiyorsun? Çorba pişirmeye gidiyorum. Niye ki? Ben şarayda çorbacı bacı olarak işaretim. İmzaladığım sözleşmeye göre çorba pişirmek gerekiyor. Hay Allah, cihane nizam verirken bu durumu unutmuş. Biraz bekle, şu Alman Müslümanlarının ilahisini dinleyecektir. Hakikaten unuttum ben bunu. Hayır, bu işyancıların şarkısı. Evet, tabi zulme isyan ediyorlar darı. Hayır, tabi savaşların bağırsaklarıyla sorular açmaktan bahsediyorlar ya. İşte başlarındaki kafirleri asacaklar. Yarın halife getirecekler, beni getirecekler darı. Beni getirecekler. Allah'ım. Anlaşılan sen bunu sevmedin dadı. Neyse kapatayım. Alevi midir nadır? Nadır, biz neden Osmanlıca değil de Türkçe konuşuyoruz? El alem görse ne der? Bunlar böyle sokak çocukları gibi ne kadar da çirkindir dil konuşuyorlar demezler mi? Hakkı cevdeti hünkârına güzeştir bu biladı mukarrebe. Cebeli vahrada rüstemikinin kimeşle yâd-ı şâh olur. Cevdi cevirde ihtihsaldir müteallimûn hengâme-i kübrâda sayf-ı kasir tekkâh-ı cihanı mündeb imiş. Cerâ-i sahra ve sevâ-i cümeyyir pek müstahîl lakin bahri sefûtün âb-ı tevâd halîl. Beyli bana bula babur leyli babur. Ya cevdi alancula. Cabul benim yaptım. Ne bu konu oldu dadı? Niye ağlamakta hüznü ağlıyorsun? Benim burada ne işim var? Kayseri Sarayı'da da yüzen çorbacı var. Hem de şuna bir dadı geliyorlar. Mutfağa gitmeden önce Dümbüllü Paşa'nın küfar temsilcilerini nasıl şaşkına çevirdiğine şehadet et. Ne havle ve la kuvvete. No, what is your name dadı? Yes, I said what is your name? No, Babak mı dedi? Well sir, you look funny but you are not funny at all. You sound like an idiot. Allah Allah, İngiltere Kraliçesi sefir diye bu veledi mi göndermiş? Oh your majesty, what a great honor to be in your presence. I'm Winston Churchill, an exchange student at the War Academy. I was passing by the palace walls and this funny little chap pulled me in and brought me here. I am at your service, sire. Hmm. 1 minute. What is yours next? My name is Winston Churchill, your majesty, at your service. İsmin de pek uzunmuş. Ben sana kısaca Winston Churchill efendi diyeceğim. Hmm, how are you? Winston Churchill Efendi. Thank you, Your Majesty. We pray for your health and long reign. Pray for your health and long reign, Milady. Your Majesty, with all due respect. But having a court jester is something very old-fashioned. And frankly, your jester is pathetic. Demek kraliçe öyle diyor ha? Kraliçeler bahşediliyor, Dümbüllü Paşa'da bahşediliyor. Sen devletin işlerine karışma kadın. Sen devletin işlerine katışma kadın. I am virtually sorry for you, milady. Someone sees my misery at last. Thank you, my boy. Öpsün sen İsmail kurban. Hayır vallahi kıtlarını keserim seni, cevşeri. Eyvah şu saksıya saklamayın bari ki gündüz fenerden salatalık gibi doğuramaz. Demek kraliçe bana hürmetlerini arttırıyor. Ben de kraliçeye bana geçenlerde hediye ettiği gramofon için teşekkür etmek isterim. Hediyeye karşılık hediye ile mukabele edilir. Şuraya bir mukabele hazırlayalım. Bu durumda ben de İngiltere Kraliçesi Victoria'ya Mısır'ı hediye ediyorum. Ne? What's happening, lady? The Sultan is presenting the British Queen, Egypt. Oh my! Gel buraya. Mısır'ı kraliçe namına teslim aldığına dair imzanı attı Winston Churchill efendisi. Of course, sire. My mother will be very proud of me. I'm 16, yet I've just conquered Egypt for the British Empire. Hayır padişah efendi, ne yapıyorsun sen ya? Böyle büyük bir hediye vermeli ki ciddiyetimizi anlasınlar. Bunlar koskoca Mısır'ı böyle zat diye verdiklerine göre bunların elinde kim bilir başka ne memleketler var desinler. Ayol adamlar senin elinde hangi memleketin olduğunu bilmiyorlarmış herkes. Geçen senede Fransa'ya Tunus'u şak diye hediye verdim ve hepsi şaşa kaldıydı dadı. Tüm Avrupa Fransa'ya haset etti, kin bağladı. Birbirlerine düşüreceğin bu kafirleri dadı. Ayol da nereye kadar? Yalnız benim diplomatik dehamı unutuyorsun dadı. Şimdi kraliçeye Winston Churchill ile bir istihbarat göndereceğim. Hepsini tefsik ettim. Göndereceğimiz vesikalara göre Rusyalı Alexander, hem de 3. Alexander, İngiltere Kraliçesi için zilli cüce diyormuş dadı. Bunu haber alan kraliçe de hemen Rusya'ya harbi ilan edip tüm donanması ve ordusunu Baltık Denizi'ne yağacak. Çok az tuzlu olan Baltık Denizi o kadar büyük bir donanmayı taşıyamayacağı için tüm İngiliz donanma ve ordusu Baltık Denizi'nin dibini boylayacak dadı. Biz de bir gece vakti Londra ve Delhi'ye göre önce İngiltere'nin işini bitireceğiz. Sonra da Rusya'nın işini bitireceğiz. Rusya'nın mı? Evet dadı, Rusya'nın. Ona da istihbarat gönderdim. Brezilya İmparatoru Rusçarı Alexander, hem de 3. Alexander toptur diye ortalıkta dolanıyormuş. Bunu duyan Rusya, Brezilya'ya harbi ilan edecek. Biz Londra'ya girdiğimizde Rus ordusu çoktan sıkmadan kırılmış, geri kalan da Piranyalar tarafına yenmiş olacak. Winston Churchill efendi. Yes, Your Majesty. Mısır'a hediye etmeden önce tek şartım var. Mısır'daki Müslümanların namazına, kurbanına ve inançlarına karışmayacak ve Türkçe ezan okutmayacaksınız. Aynı şekil yaşamaya devam edecekler. We really don't care, Your Majesty. To be honest, we prefer Muslims to stay as Muslims too. We never want to have a place like Japan close to Europe's border. Tamam o zaman. İşte böyle akıllı olun. Dümbüllü Paşa, saksıdan çık da Mısır'ın devri muahhidnamesini sen de imzana at. Dümbüllü Paşa gelsene. Pek sevdim, pek güzelmiş saksı bitleri. Gel yahu, at imzanı. Geldim sultan. Hop, attım imzanı. Bir imza, iki göbek. Bir imza, iki göbek. Ayol iyice reşin olduk ya. Sen anlamazsın dadı. Düveli muazzamanın kafasını karıştırmakla meşguldüm. Şimdi sen anlamıyorsun ama 100 yıl sonra İslam aleminin akıllı zeki insanları ben duayla hayırla anacak. Ne kadar büyük bir dahiymiş diyecekler benim için. Şimdi hepiniz huzurumdan ayrılın. Alman Müslümanlarının ilahilerini dinleyeceğim. Belki Allah-u Teala bir gün bana İngiliz Müslümanlarının da ilahilerini dinletir. Kim bilir? Havyarların etrafını enginar çiçeğiyle smortile içmiş ve bamşerbetini fazla kaçırmışımladı. Üstüne boğazda kayıp sefası yapacak denizde tuttu beni ve iyice katılaştım. Neyse ki abdest aldığımda biraz kendime geldim dadı. Abdestim bozuldu dadı. Abdestim bozuldu. Ah, Yürekler Rabbimin yüzüne nasıl bakacağım ben?